1919 sayısının şey üzeri 1923 tamam mı? Sayısının 9'a bölümden kalan nedir arkadaşlar? Arkadaşlarınız bunu bir yapsın. Başta siz de yerinizde bir kağıdı kalemi bir çıkarın. Dene kızım dene. Hadi. Denemek lazım. Hadi ben sana yardım ederim. Sen bir başla. Hadi. Bu en alt satırla bak en alt satırla üstteki satırı çarparsan 1919 üzeri 4 olur. Şura 4. Tamam. Şimdi 8 kere 2 16. 9'a bölümden kalan 7. Olmadı mı? Şimdi 1919 üzeri 5 9'a bölümden kalan 7 kere 2 14. 14'ün 9'a bölümden kalan 5. 1996 19 üzeri 6 5 kere 2 10 10'un 9'a bölümden kalan 1 ne buldum mutlu oldum. Aferin. Şimdi mutluyum değil mi? Evet. O zaman diyorum ki 1923'e kadar bak bu her iki tarafın bir, belli bir karesini alacağım. Mesela bir an için ben 1923'ü kenarda bak 1923'ü 6'ya bölüyorum. Neden? Bak. Üç kaldı. Şimdi bu şu demek. Ben her iki tarafın 320. kuvvetini alıyorum. Bak beni anla. Yani 1923'ü neden şu 6'ya böldüğümü söylüyorum. 6 kere 320 1919 üzeri 1920 yapıyor. Hani bak bir anda 1923'e çok yaklaştım. Tabii birin 320. kuvveti 1'e eşit. O halde ben şimdi bu yıldızlı yerle bak şimdi şu yıldızlı yeri taraf tarafa çarparsam tabanlar aynıysa 1919 üzeri 1923 daha bak 1923 daha 1923 1 kere 8 8 soru bitti bu kadar. Ben biri bulana kadar yapıyorum. Aferin bak biri bulduktan sonra bu bulduğun denklemi bu birli denklemi kendisiyle kaç kez çarpacağını bulacaksın. Ha bu 1923'ü 6'ya bölüp 320 kez çarpacağını buluyorsun. Şu 6'yı 6 ile 1923 arasında bir bağ kuruyorsun kenarda. Anladın değil mi? Bir tane daha çözelim mi hocam? Tamam. Buna benzer bir soru daha çözelim. 40 üzeri 17'nin 9 ile bölümünden kalan nedir? 40 üzeri 17'nin 9 ile bölümden kalan nedir? Soru bu. Kırkın elhamdülillah siz de görün. 40'ın 9'a bölümden kalan 4'tür. Doğru mu? Şimdi 40'ın 9'a bölümden kalan 4'tür. Doğru mu? Bu ikisini taraf tarafa çarparsam 7 mi kalır? Bir alttan bir üstten çarptım. 4 kere de 28. 28'in 9'a bölümden kalan 1'dir. Biri gördüğüm zaman ne yapıyormuşum? Mutlu oluyormuşum. Şimdi evet, aferin sana. 40'ı kenarda bir 3'e bölelim bakalım ne gelecek. 1 kere 3, 3. 3 kere 3, 9. Kalan 1. Şimdi bu şu demek bak. Şurada 13. kuvvetini alıyorsun. Buranın 13. kuvvetini alıyorsun. O halde 40 üzeri 39 denktir. 1 mod 9. Şimdi bir alttan bir üstten yapınca 40 üzeri 40
denktir 1 mod 9 eldendir. Anlaştık mı buraya kadar? Fakat biz yanlış yollara gittik. O yolları geri alalım. Şimdi buraya kadar tamam mı? Şimdi düzeltelim hatamızı. Şimdi 17'yi 3'e bölecektik. 3 kere 5 15 kalan 2. Biz burada her iki tarafın 5. kuvvetini alacaktık. 40 üzeri 15 denktir 1 mod 9. Şimdi 15 ya, şu ikisini çarparsam 40 üzeri 17 1 kere 7 7 mod 9 arkadaşlar. Soruda bizden soru bunu istiyor. 17'ye kadar yükselmem istiyor. O yüzden böyle yapacağız. Araya bir farklı bir soru sıkıştıralım bak araya. X'in 5 ile bölümden kalan 2 ise X nedir bak şimdi. Hangi sayının 5 ile bölümden kalan 2'dir? 12. Aferin 12. Başka? Daha var yani. 27. Çok güzel bak arkadaşınız çok güzel yaklaşıyor. 12'nin 5'e bölümden kalan gerçekten 2. 22'nin 5'e bölümden kalan 22'nin 5'e bölümden kalan 2. 32'nin 5'e bölümden kalan doğru bunlar bak. Başka yok mu? 12, 17. Hocam 2 ile ilgili sanırım. Evet 12, 17. 22, 27, 32, 37, 42, 47, 57, 62, 67, 72, 77, 78, 79. Bir ara bir daha say gel buraya. Hocam biri say bulayım mı hocam? Sen bir daha saysana gel. Gel buraya. Buraya gel. Şu saydığını bir daha say hızlı hızlı. 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72. Aferin. Tamam. Bak şimdi. Tamam. Bak bak şimdi. Ben size ilginç bir şey göstereceğim. Bunlar doğru bak. Bunların hepsine şöylece pratikçe ulaşabilirsiniz bakın. Bir küçük pratiklik vereceğim. Bak buraya. Pratiklik veriyorum bak. Pratiklik veriyorum bak buraya. Şu... Bak bak. Şunu siliyorum. Şunu da siliyorum. X'i siliyorum. X 2'dir arkadaşlar. Cevap sorunun içinde. Bak bir daha söylüyorum. Ben size soruyu nasıl sordum? X denktir. Pardon. Geri al. Şimdi bir daha söylüyorum. X denktir. 2 mod 10. Şey 10 değil ya. Ne demiştik? 5 demiştik. X denktir 2 mod 5. Şimdi siz hiç düşünmeyin. Cevap bir kere burada var. 2. Bunu anladınız mı? X'in toplamı 7. 2'ye 5 ekle 7. 7'ye 5 ekle 12. 12'ye 5 ekle 17. Böyle gidiyor. Hatta 2'den 5 çık. Eksi 3. Eksi 3'ten 5 çık. Eksi 8. Böyle de gidiyor. Bu kadar. Bitti bak. Soruyu çözdük. Bir soru daha patlatalım hemen. Bak. Hemen bir soru daha patlatalım. X denktir 3 mod 10. O zaman X nedir? 3'tür. 13'tür. 23'tür. 3'den 10 çıktı. Eksi 7'dir. Eksi 7'den 10 çıktı. Eksi 17'dir. Bu da bu yöne de gidiyor. Yani şunu demek istiyorum. Ne demiştik en son? Yani herhangi bir denklemin, yani burada x denk 3 mod 10 dedim ya. Bu denklemin arkadaşlar, bu denklemin çözüm kümesi sonsuz tane. Bak iyi düşünün, bir sürü çözüm kümesi var. Sadece bir tane çözüm olmak zorunda değil. Bir de madem konu buradan açıldı, ben bakın bu kısmı çok sevdim bu dersin bu kısmını. Bir de bu soruyu yapalım. Sonra, bu soru bittikten sonra bu soruyu yapalım. Sonra, bak bu soru bittikten sonra bir de bunu
onu yapalım. Eğer varsa onu çözülür. Selma'cığım birinci soruyu söyler misin? Bilemedi. Sıfır. Sen sürü. 3, x3 olur. x13 olur. Otur yerine. Aferin. Şimdi 2 denk 2 mod 10 mudur? Bir dakika. Tamam. Dur. Tamam. Bu ikisini taraftara çıkarırsam x denktir. 3 mod 10'dur. Ya da ben size şöyle anlatayım. Arkadaşlar şu ikiyi tutup bu tarafa atabilirsiniz. Hani pratiği de bu. Mesela burada istersen eksi 2'yi tut öbür tarafa at. Ya da 2 denktir 2 mod 7 ya. Hani iki tane böyle denklem verilince taraf tarafa toplanabiliyor, çıkarılabiliyor, çarpılıyor demiştim ya. Bunları toplarsam x denktir 5 mod 7'dir. Demek ki cevap 5, 12, 17. Anladınız mı? Ha şimdi 2x'e gelince bunu böyle sıktım kafadan 2x'in hani şunu 2x'i görme mesela y diyelim y sayısını düşünelim y sayısı yani 2x sayısı 2, 3 daha 5 3 daha 8 3 daha 11 böyle gidiyor bak şimdi bunlardan X'e dönüş yapacağım ya ben. O zaman şu 8'i düşün. 2'ye böl X. 2'ye böl 4. O zaman 4'ü 3 ekle 7. 4 çık, şey 3 çık 1. 3 ekle 10. 3 ekle 13. Şimdi bunları deneyelim. Acaba doğru geliyor mu bu taktikle? Bakalım. 1'i yaz bakalım. 2'nin 3'e bölümden kalan 1'dir. Doğru. 4. X yerine 4 yaz. 2 kere 8. 2 kere 4, 8. 8'in 3'e bölümden kalan? Doğru. 7'yi yaz. 2 kere 7, 14. 14'ün 3'e bölümden kalan ne? 14'ün 3'e bölümden kalan 2. 10. 2 kere 10, 20. 20'nin 3'e bölümden kalan 2. 13. 26'nın 3'e bölümden kalan gene 2. Yani bu sorunun çözümü var ve bulduk biz. 1, 4, 7, 10, 13 diye gidiyor. Bir de şöyle bir soru yapalım. Değişik bir kalıp sorumuz daha var. Onu da yapalım. Bak konu açılmışken. M eleman pozitif tam sayı olmak üzere. 63 denktir. 9 mod M. Bu durumda M nedir? Soru bu. Tamam. Şimdi bunu yapalım. Bak şimdi. Ben böyle bir soruda ne anlıyorum? 63'ün M'ye bölümünden kalan 9'sa bölümde x olsun hani atıyorum. O zaman 63 sayısı mx artı 9'dur sağlamasını yaptım. 9'u tuttum öbür tarafa attığım zaman 54 eşittir mx'tir. Şimdi m sayısı ne olabilir? 54'ü bölen sayılar neler? 1, 2, 3, 4 olmuyor. 5 olmuyor. 6, 7, 8, 9 oluyor. 10, 11, 12, 13, 18 oluyor. 54 oluyor. Şimdi biz burada M pozitif tam sayı demişti hatırlıyor musun? O zaman M pozitif tam sayıları nelermiş burada? Bir bakın. Evet. Dolayısıyla burada kaç tane farklı değer alır M? He? Burada M kaç farklı değer alır? Bir bak bakalım. Bir de 27'yi unutmuşum. Bir de 27 var. Onu yazmayı unutmuşum. 8 tane. Evet. M eleman Z pozitif 8 adettir arkadaşlar. Bu kadar. Olmadı mı? Çünkü sen şöyle düşün. Mesela şu 6'yı alsan, buraya 6 yazsan 63'ün 6'ya bölümden kalan 9 geliyor yani. Sağlıyor o denklemi. Mesela tutsan 18 alsan, 18 de sağlıyor burayı. Öyle düşün. Bir sağlıyor, bir onu da böler, onu da böler. Hepsini böler. Bir hepsini böler. Aa bakın, güzel.
Yakışıklı bir soru var. 5x artı 2 3 mod 8 x nedir? Şimdi ne yapıyormuşuz? Her tarafa eksi 2 ekleyebiliyorsun. Veya 2 tut öbür tarafa at. 5x denktir 1 mod 8. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Şimdi bunu y gibi düşün bu 5x'i. Y'yi konuştur şimdi. 1, 8 ekle 9. Şimdi 5x ha bunlar. 5x'in çözümünü yazıyorum. 9 ekle 17, 9 ekle 25, 9 ekle 34. Hocam 8 ekle. 8 ekliyorduk pardon. Şimdi 8 ekle 17, 8 ekle 25, 8 ekle 33. Böyle gidiyor değil mi? Ben şimdi burada gözüm şuna ilişiyor. Neden 25'e bakıyorum? Çünkü ben x'i arıyorum arkadaşlar. X. 5x'i bulduk. Şu y'den kurtulayım isterseniz. Hani 5x'in çözüm aralığı bunlardır. Ama x'in çözüm aralığı, şimdi 5'e böl x, 5'e böl 5. Ha, şu aşamadan sonra dilediğim kadar 8 ekleyebilirim. 5'e 8 ekle 13. 8 ekle 21. 8 çık eksi 3. 8 çık eksi 11. Böyle gider. 8 ekle 29. Şimdi sanırım anladınız bu mantığı. Aferin size. Tamam. Mesela herhangi bir sayının, başka bir soru çözelim bak. Herhangi bir sayının, bak. Herhangi bir sayının 5'e bölümden kalan ne olabilir? Yanlış. Herhangi bir sayının 5'e bölümden kalan ne olabilir? Mahmut, sen ayağa kalk da dinle Mahmut. Umut sen de ayağa kalk. Hadi Umut cevap ver hadi. Herhangi bir sayının 5'e bölümden kalan ne olabilir? Denesene sayıları dene hadi. Dene. 1, 4, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. En az kaç olur? Bir sayının 5'e bölümden kalan en az kaç olur? 0 olur en az. Doğru. En fazla da 4 olur. Akıllım sen şimdi şöyle düşün. Sen buraya 6 kalır dersen 6 5'e bölünüyor ki. 6'yı 5'e böl 1 kalır hani. Yani herhangi bir sayının 5'e bölümden kalan en çok 4, en az 0 olur. Doğru mu? Doğru. Tamam. Herhangi bir sayının 7'ye bölümden kalan en çok 6, en az 0 olur. Anlaştık mı? Bu kitabınızdaki hem çalışma kitabınız hem ders kitabınızdaki bütün sorulardan sizler sorumlusunuz. Bunların hepsini çözersiniz. Bayağı soru var burada, tamam mı? Kaç dakika var? 10, tamam. Bir iki alıştırma daha yapayım. Mola vereceğim size, tamam mı? Şimdi bakın, son bir veya iki soru çözeceğim, bitireceğim, tamam mı? Yoruldunuz. Tamam, bak şimdi. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden Salı. Yarın maç mı var? Maç 8'de mi yarın? Tamam. Bugün günlerden Salı. Ayın kaçı? Ayın kaçı? 19'u. Bak şimdi. Bugün 19 Şubat 2013 ve kıyamet hala kopmadı. Tamam. Şimdi şey yapalım. Ne dedim? Bugün günlerden 19 Şubat Salı değil mi? Ben diyorum ki bak şimdi. Şunlar 3, 4, 5, 1, 2, 10.
Tamam. Bak. Tamam ama burayı vereyim bitireyim, tamam mı? Şaka yaptım, tamam hadi. Tamam bak, son bu örnek. Şimdi bugün günlerden salıysa 70, bak şurada salı günü burası, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bak şimdi bugün günlerden salıysa 7 gün sonra hangi gün salı? 14 gün sonra salı, 21 gün sonra salı. Hep 7'nin katlarında aynı gün gelir. Bugün günlerden salıysa 8 gün sonra hangi gün? Bugün günlerden salıysa 70 gün sonra hangi gün? Salı. 72 gün sonra? Perşembe. Çok güzel. Bak, aferin size. Bugün günlerden salıysa 300 gün sonra hangi gündür? Bak, bak, bak. 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 28 oluyor. Tamam arkadaş, bak dinle. Tamam. 6. Yani şunu demek istiyorum ben. Sen 42 kez aynı güne gelirsin. Salıya gelirsin. Sonra 6 gün daha ilerlersin. Az önce 72'yi nasıl yaptın? Bak 72'nin 7'ye böldün. Bak ne kaldı? 2 gün. 2 gün ileri gitmez misin 72'de? Salıysa çarşamba, perşembe dersin. 72'den için. Benzer şekilde 300'ü de öyle düşün. 300'de 42 kez aynı güne gelirsin. Sonra 6 gün daha ilerlersin. 6 gün ilerlemek demek bir gün geri dönmek demek var. Yani pazartesi cevap. Bak sayalım. Tek tek say. Düşün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anlaştık? Efendim? Tamam. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere.